Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde jQuery kullanarak web API metotlarını çağırmayı size gösteriyor olacağım. bildiğiniz üzere web API projelerinin bir arayüzü yok. Genelde arka planda bulunan, veriyi bize sunan bir katman veya proje diyebiliriz. Ben bense bu örneğimizde MVC bir proje üzerinden web API metotlarını çağırarak veri alma ve veri ekleme gibi basit iki işlemi gösteriyor olacağım. Siz de zaten bunlardan öğrenerek diğer işlemleri de yapabilirsiniz. Ee, Asmet MVC kullanacağım. Asmet MVC'de çok detaya girmeyeceğim. Çünkü bunun için zaten ayrı bir eğitim var. Ee, JQuery metotlarıyla da hızlı bir şekilde tasarım yapıp uygulama örneğini hayata geçiriyor olacağız. Evet. Yeni bir proje açarak başlayalım. Projeyi oluştururken hem MVC hem WebAPI seçerek oluşturacağım. O yüzden bu adımı da size göstermek istiyorum. Ee, web seçtim. Aspect Web Application seçtim. İsmine normal her zamanki standart isimlendirmemi kullanayım projeleri. Çünkü bunu size GitHub'a açacağım. Nokta. Ee, jQuery işlemleri diyorum. Ya da jQuery ee, kullanımı diyeyim kullanımı Projeyi adlandırdıktan sonra Boş seçip Hem MVC hem webapi seçiyorum çünkü hem bir MVC sayfa olacak web sayfası içerisinde hem de webapi Kısmımız olacak Okey dediğimde proje oluşturulacak arkadaşlar Evet projemiz oluşturuldu Başlangıç projesi yapayım bunu Şimdi e, projemize bir tane controller e, ekleyeceğim. Fakat öncesinde e, yine daha önce kullandığımız kurut işlemlerini yaptığımız veri tabanı ve oradaki action'ları kullanacağım. Yani get post action'ını kullanıp yine bir database firstle ile employee e, db database'ini örnek olarak kullandığımız employee db'yi e, projeme ekliyor olacağım. Bu adımları zaten önceki videolarda olduğu için ben şimdi hızlıca yapacağım. E, size zaman kaybı olmasın. Evet arkadaşlar ben eklememi yaptım. Entity Framework'tan e, yine o employee DB'ye bağlandım. Employee tablosunu aldım database first'te. Controller'ımı da e, en son bıraktığımız gibi işte get metotları, post, put, delete var. Eşit bir response mesajlar dönüyorlar. E, aynen kullanacağım. E, ve şimdi API'me employee controller dedim. Bir web API oluşturdum. Sağ tıklayıp controller'ı deyip Web API Controller oluşturdum. Bir tane de bize ne lazım? MVC Controller. Ona da Employees diyeyim. E, boş bir MVC Controller oluşturuyorum. Buraya Employees diyeceğim. İkisi birbirinden farklı olmalı isimleri sonuçta. Veya e, API'yi farklı bir katmana, arayalarla bölebilirsiniz. E, MVC'yi farklı bir e, esas projede bırakabilirsiniz controllerlarını. Şimdi eee index sayfasında oluşturalım. Add view. Sağ tıklayıp add view dedik index metoduna buradan e, list seçeceğim. Aslında seçmesem de olur ama list seçeyim o yapsın. Sonra biz düzeltiriz. E, model olarak da employee tipini veriyorum. Employee tipini kullanacağım ve bir liste görünümü template'i yapacaksın demiş oluyorum. Ekleye basalım. İlgili Layout'umuz oluşacak. Layout bildiğiniz üzere hazır tüm sayfalarda olan standart sabit HTML'lerin tutulduğu dosyaydı. Bir layout kullanarak index sayfasını oluşturacak. Projemizi hızlı bir şekilde arkasından jQuery ile Bootstrap'i de ekleyelim. Evet oluşturdum. Gördüğünüz gibi bir table içeren bir sayfa yaptı ki çok da beni ilgilendirmiyor bu table. Birazdan onu düzelteceğim, değiştireceğim. Bu strep'e ekledi. jQuery'yi ekledi bu strep'le beraber 1.0 versiyonu gelmiş jQuery'nin. E, ve layout'umuz burada. Layout'ta dediğim gibi sayfanın e, esas bileşenleri, menüsü ve e, sayfanın footer'ı falan vardır. Bir de script'ler ve style'lar burada tutulur ki bu scriptleri yukarı taşıyacağım. Şuradaki CSS'ten sonraya koyacağım. Genelde öyle çalışıyorum ben. Ee, peki hemen projeme sağ tıklıyorum. Manage Nuget Package diyerek Nuget'ten şu jQuery ve Bootstrap'ı bir update edelim. Bootstrap'ı 337 versiyonuna update ediyorum. En yeni versiyonu şu anda. Ardından da jQuery'i update edeceğim. Basacağım. Evet, jQuery'i de update edelim. Evet, ekleme işlemi başarılı. Şuradaki yeşil tikleri gördüğünüzde, olay tamam demektir. Bu ekranı kapatıyorum ve geri dönüyorum. Şuradaki layout.js e, işlemelim. Şerit klasörün altındaki layout.cshtml'in içindeki, şuradaki jQuery 3.10'u e, 3 versiyonu update ediyorum çünkü son versiyonu indirdim kendisini değiştirmiyor, bunu düzeltmeyi unutmayın. Layout'u da kapadım, index sayfasındayım. Index sayfasındakileri de şöylece siliyorum arkadaşlar. Evet, bu sayfa bir model almayacak, tamamen API'den destekleniyor olacak kendisi. O yüzden onu da sildim tepedeki modeli. Buraya da employees diyerek şöyle bir başlık ve çizgiyle başlayalım html'imiz yapmaya. Bir tane row, e, bootstrap'in row'undan oluşturacağım. İçine de bir tane e, iki tane hatta col de 6 koyacağım. 2'ye ayıracağım. Yani iki kolona ayıracağım bootstrap ile e, sayfayı. İlk kolonda bir tane panelimiz olacak. Yani bir employee eklemek için panel yapacağım. İkinci kısımda ise employee'leri listelediğim bir ul bulunuyor olacak. Bu ul'un da class'ı bootstrap'ten gelen list e, grup isimli CSS olacak. CSS klası. E, buna da bir ID de verelim. Employees diye. Employee tuttuğumuz liste. Şimdi yukarıdaki yani sayfanın sol tarafı ve sağ tarafı. Sağ tarafta employee'ler solda bir panel olacak dedik. Buraya bir panel Klaslı div ekliyorum. Panel e, success diyelim. E, yeşil bir panelimiz olsun. Sonra panel heading. Panelin başlığını tutan div. Bunun içinde bir tane h4 class'ı panel title içinde de mesela create new employee diyebiliriz. Evet bu tamam Bir tane panelin şöyle kapatayım karışmasın bakın. Heading o. Panel body. Burada text box'lar olacak. Onları da yapacağım. Son olarak da panelin bir tane içine panel footer. Burada da bir tane buton olacak açıkçası. Direkt onu şöyle yapabiliriz hemen. ID'si ise btn-create kılası da btn btn-success olup içinde de create yazacak. Evet. Bu bizim e, employee'yi create edecek olan butonumuz. Hatta buna bir de type verelim. Buton diye. Şöyle olsun. Bunu da kapatalım. Heading body footer. Bir panelin içinde. Bizi ilgilendiren kısım şu an body'ye yazacağımız şeyler. Burada bir HTML oluşturacağım. Textbox'lar olacak. Peki buraya da bir tane row açıyorum body'nin içine ve bir tane col md 12 ekliyorum. Tek hücreli bir satır. Buraya bir tane div. Div'in class'ı da form horizontal. Bu textbox'ları alt alta döşeceğim bir form oluşturmayı sağlıyor bu strepte. Şunu şöyle kapatalım. Sonra da içine şöyle hazır bir kod yapıştıracağım. Bu bir parça e, anlatacağım. Bir tane form grup div açıyorum. Label'ı yani text yanında gözükecek metni tutan bir label. Burada da metin. İkinci bir div'de ise bir text box'ımız var. MVC'nin nokta e, html.textbox metoduyla oluşturuyorum. Text box'ın e, id'si ve name'i olacak buradaki isim e, ve içerinde de klası form kontrol olacak. Placeholder'ına da name yazmış olacağım. Bu şekilde bir textbox oluşumunu sağlıyor olacağım. Textbox 10 birimlik yer kaplıyor. ColMedia 10. Label 2 birimlik yer kaplıyor. Böylece bir satıra eşit olarak yayılacak ya da en azından düzgün gözükecek diyebiliriz. E, bunların ikisi de form grubunun içinde duruyor. Böylece e, sağlıklı bir şekilde gözükecekler. Name var. Tabi bir deneyimiz var surname var. Surname alanını oluşturalım. Placeholder'da surname yazsın. Ekranda gözüken metin. labelımız surname. E, neyimiz vardı? Gender'ımız vardı e, tipimiz, e, cinsiyet. Gender Gender Bu bir drop down list olsun. E, Textbox olmaz. O yüzden burayı drop down list yapıyorum. Name'ine de gender diyorum. Name'inden sonra drop down list bizden e, select list item türünden bir elemanları ister. O yüzden şöyle bir satır atlayarak yazayım ki çok karışmasın birbirine. New select list item dizisi ve süslü parantezleri açıyorum. Ardından da her bir item'ı new select list item türünden minesini olduğu için newleyip textine işte ne gözükecek ekranda mail gözükecek e, fakat value'su ne olacak mail küçük mail olarak olsun mesela ardından diğer elemanda e, yapıyorum bu da female olacak bu kadar e, drop down list adını verdim elemanlarını verdim. Virgülden sonra drop down liste ne gözükecek ekranda? Hani bir metin e, göstereyim. Nasıl text box'larda placeholder'la eee ne yazacağını adama gösteriyorsam burada da gender yazacak, seçeceksin. Hani onu göstereyim. Klasları e, class'ları da aynen bırakıyorum tabii ki placeholder'a gerek yok. Bu da tamam. Son olarak salary kaldı. Maaş onun için bir form grup ekledim. Bu arada şöyle yapayım. Bakın her bir form grup farklı. Lütfen karıştırmayın sizde. Salary. Ee, Salary'e bu da bir text box olacak ve başlangıç değeri yani içindeki değer sıfır yazacak içerisinde ee, veya hiçbir şey de yazmayabilir. Öyle de bırakabiliriz. Bir tek içinde şöyle salary yazsın ama type'ını da HTML5'ten gelen number olarak vereceğim ki e, numarik bir şey yazılabilirsin. Hani direkt ona zorlasın e, giren kişiyi. Böylece 4 tane alanım oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Bu 4 alanı e, kullanıyor olacağız post işleminde. Çok güzel. E, butonumuz da footer'ın içinde panelin Kodları zaten paylaşıyor olacağım kitaptan öğrenebilirsiniz. Şimdi asıl kısma gelip scriptlerimizi yazacağız. Ee, ve işlemlerimizi yapıyor olacağız. Bir script bloğu açıyorum. Ve başlıyorum. Ee, i̇ki tane fonksiyon olarak tanımlayacağım. İlk fonksiyonum e, load employees employee'leri yükleyen yüklen bir fonksiyon olacak. Bunu çağırdığımda employee'leri yükleyecek. Nereye yükleyeceğine ben karar vereceğim. Ee, tabii ki buradaki uluğumuzun içine atacağız. İlk önce ulu bir yakalayalım. Var ul eşittir. Dolar. Biliyorsunuz yukarıda dolar kullanılıyor. Diyez işareti id ile arama yapacağım demek. Employees de aradım. Elementin id'si demek. Ulu yakaladım. Ulu'nun içini bir temizlemek için empty metodu var. Bunu kullanıyorum. İçini bir temizliyorum. Sonrasında da bir ajax isteği başlatıyorum dolar nokta ajax diyerek. Süslü parantezler açarak ajax işlemin detaylarını yazıyor olacağım ayrıntılarını. İlk ayrıntım metodum ne? Ne işlem yapacağım? Burada get işlemi yapacağız. O yüzden get metodumu yazıyorum. Ve urlmle ne? Url'ye de şöyle api slash employee. Evet. Buydu. Bunu yazıyorum. Burada ufak bir detay var. Ee, çalıştırınca projeyi onu görelim öyle düzelteceğim. Ee, Apimizdeki Employee kontrolünü çağırıyorum. Metodum get olduğu için de get action çalışacak. Ardından ee, işlem başarılı olursa done metodu çalışır ve done metodu da bir function ister. O functionına da response döndürür kendisi. Hatalı olursa fail. E, durumu söz konusu olur. Orada da bir function çalışır. Orada basitçe şimdilik alert ile hata oluştu diyeceğim ki görelim bir hata olursa. Peki dan bizi ilgilendiriyor. Response'umuz döndü. Ne olacak? Bu response'da ne var? Bir ona bakalım önce isterseniz. Peki load metodumuz ne? Load employee'miz ne zaman çalışacak? Onu da belirleyelim dolar function bu sayfa yüklendikten sonra çalışacak fonksiyonu belirtmede kullanılıyordu. Biliyorsunuz. Yukarıdaki metodumuzu sayfa yüklendikten sonra çağırıyorum. Böylece Ajax isteğim başlıyor olacak ve konsola tarayıcı üzerinde konsola gelen yanıt yazılacak ve göreceğiz. Bir bakalım ne yazılıyor. Çalışıyor mu? İndex çalıştıralım. Evet. Projemiz çalıştı. Şöyle ekranı yenileyim, bir görelim yeniden yüklensin. Evet hata oluştu dedi, bunu bekliyordum zaten. Bu arada böyle bir tasarımımız olacak. Ee, buraya da yeni kişiyi create'e basınca create edeceğim post'la. Buraya da verilerin yüklenmesi gerekiyordu. F12'ye bastığımızda ne hata aldığımızı konsoldan görelim. Ee, tekrar bir yüklettirelim. Not found 404 hatası. Aslında aldığımız hatanın bakın şurada da detayı var employees slash api slash employee olarak URL'i algılamış. Halbuki bizim ne olmalıydı? Domainimizden sonra api slash employee olmalıydı. Sorun bu. E, bunu da hemen düzeltelim. Şuradaki olay e, bir üst klasöre çık gibi. Hani bir üst URL'e çık. Yani domaine ulaş. Slash api slash employee olarak. E, URL'imi oluştur deyip şu düzenlemeyi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir görelim bakalım. Ekranı yenileyelim. Evet. Konsola bakın. Nesnelerimiz API'den geldi arkadaşlar. Mary Smith 10 bin lira alıyor. Female gibi dizi olarak geldi. Response nesnesinin içinde bunlar. Şimdi bunları ee, UL'un içine yazdırıyor olacağız. Böylece ee, jQuery ile Web API'den bir get isteği yapmış ve verileri listelemiş olacağız arkadaşlar.